Herkese merhaba. Bu videoda tam bir sporcu yemeğiyle karşınızdayım. Yumurtalı pilav yapıyorum. İnanılmaz derecede lezzetli ve besleyici bir pilav tarifi. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok lezzetli olan tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak tencerenin içerisine 3 veya 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Ardından 2 yemek kaşığı kadar tereyağı döküyorum. Tereyağı yoksa margarin de ilave edebilirsiniz. Yağ eriyince ve kızgınlaşınca içerisine bir tane orta boy soğanı doğradım ve soğanı ekliyorum. Şöyle 1-2 dakika kadar yağ ile kavuruyorum. Hafif pembeleşen soğanın içerisine 2 tane de havucu küp küp doğradım. Havuçları da ilave ediyorum. Havuçla soğanı da yaklaşık 1-2 dakika kadar bu şekilde karıştırarak kavuruyorum. Havuçla soğanı kavurduktan sonra içerisine 2 su bardağı kadar yıkamış olduğum pirinci ilave ediyorum. Pirinç olarak baldo pirinç kullanıyorum. Biliyorsunuz pilavlarda baldo daha lezzetli oluyor. Pirinçle beraber de şöyle biraz karıştırıyorum. Ardından bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve tuzla beraber de şöyle biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. 1-2 dakika bu şekilde pişiriyorum. Daha sonra tekrar kapağını açıyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ve 1-2 dakika yine kapağını kapatıyorum ve o şekilde buharda biraz pişmesini sağlıyorum. Pirinç miktarı 2 su bardağı olduğu için 4 su bardağı su ekliyorum. Yani 2 katı su ekliyorum. Bardak ölçümde, su bardağı ölçümde 200 milim. Daha sonrasında da kapağını kapatıyorum ve orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi pilav hemen hemen pişti. Alt kısmında birazcık su var. Biraz ıslak olması gerekiyor. Şimdi de bu şekilde gözenek şeklinde hazırlıyorum. Ardından oluşturduğum o bölümlere yumurtaları ilave ediyorum. 4 tane yumurta kullanıyorum. 4 kişi olduğumuz için. 4 tane yumurtayı bu şekilde bütün bir şekilde bırakıyorum. Ve üzerine de yumurtaların biraz böyle tuz serpiyorum. Kapağını kapatıyorum. Yumurtalar pişene kadar pilavı pişiriyorum. Hem pilav hem de yumurta bir arada olduğu için hem besleyici hem de iki lezzetin bir arada olduğunu düşünün. Gerçekten de yumurtayla pilav çok güzel yakışıyor. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Gerçekten güzel bir tarif. Eğer sporda yapıyorsanız sizin için besleyici olacaktır. Şöyle de kıvamını göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi pilav tane tane ayrılıyor. Yalnız biraz daha tabii demlenmesi gerekiyor. Daha da tane tane olacaktır. Şu şekilde hazırlayıp servis edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.